Şimdi eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Meclis Bahçesi'nden bir videosu var. Kendisine haberi yok birileri çekmiş. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Görüntü bu. Ben çekiyorum. Hadi görüşürüz. Mesele de şudur efendim. O kim koşan? Bakan Varank. Meclisin açıldığı gün bu. Bahçede canlı yayına katılmış. Oradan da bir başka canlı yayına koştura koştura gidiyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani şu an görüyorsunuz. Açıkçası şöyle düşündüm. Yani hani artık milletvekili seçilmişsiniz. Mecliste yemin töreni olacağı günden bahsediyorum. Vekillerin yemin edeceği günden. Bakan da olmayacağınızı biliyorsunuz ama hala böyle top da bu arada o kenarda duruyordu gözüme çarptı. Şu anda bakanlıktan ganimet aldı herhalde. Bilmiyorum o gün hala bakan olarak görevindeydi. Koştura koştura gidiyorsunuz. Şimdi tabii Fatih Kacır da yani bakan yardımcısı da hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı kadrodan çok çalışkan ve beraber koşturan biri ama yani mesela bugün bir tane tweet atmışlar Bakan Varank'la ilgili. Bundan sonra ne iş yapardı işte Varank kargo, Varank kebapçı, Varank oto yıkama, Varank bilmem ne diye. Kendisi sosyal medyada şey bağlamış hani bir seçenek hakkım vardı. O yüzden demiş Varank kargoyu seçtim ama demiş hepsini yapabilirdim sıkıntı yok diye yazmış. Çok böyle kendisiyle barışık bir bakan. İki dakika kaldı ama. Ben o zaman iki dakikayı Taceddin Hoca'ya şöyle paslamak istiyorum. Biz paslamadı bitirelim. Kardeşim bu bir şey değil ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bisikletiyle trafiğin içerisinde slalom yapıyor ve Taceddin Hoca buna cevap vermiş. İkisini mukayese etsin. Ya büyük kepazelik değil mi ama abi? Minibüsle arabanın arasından geçmeye çalışıyor bir büyükşehir belediye başkanı. Arkasındaki Mercedes'inden de bunun fotoğrafını çekip PR yapıyorlar. Ben olsam utanırım da. Çünkü o gemide ben de olsaydım. Çünkü bisiklet yolunda değil. Trafiğin içinde. Ya bisiklet yolunu boş ver. Bu kadar şey yapıyorsan bu işi, bu kadar dava itiraz ediyorsan, PR yapıyorsan. Bakın beyler benim peşimden gelirseniz, size örnek olacağım ben ya. Aynı böyle minibüsle arabanın arasına girersiniz. Aman kör noktasına denk gelir, minibüsün altında kalırsınız falan filan. Bunları da göze alın her İzmir'de trafiğe çıkarken demek o. Ya ben Varank'la ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Varank kendiyle barışık bir bakan profili çizdi. Bulunduğu süre içinde. Birçok yerde. Birçok yerde. Toyota ile marka söylemem yasaktı pardon. Uygun bir bütçeli arabayla bakanlığında kendisinin direksiyona geçmesi gibi şeyler. Tabii ki bunlar son derece kıymetli şeyler. Madem bu konu açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Danimarka değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı öyle yürüyerek gezemez. Almanya şansölyesi de gezemez. Amerika'da Biden da gezemez. Yani bunları bilmek lazım. Ama şunu söyleyeyim. Hangi makamda olursa olsun kasaba belediye başkanlarının korumalarla gezdiği bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz. Yani 5000 nüfuslu kasaba belediye reisinin yanında 3 tane koruması var. Bu şeyi bırakın. Bu ağalığı, bu saltanatı bırakın. Varank'a örnek alın. Peki. Ya hadi hepsini boş. Macron bir yürüse ya Paris'te. Ya yürüyebilir mi? Hadi bir yürüse ya Paris'te. Bir kere yürümeye kalktılar. Burnunu kırıyorlardı adamın.